Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı ağırlaşınca kendisine namazı kimin kıldırmasını istediği soruldu. Efendimiz ağırlaşmış, son bir iki gün namaza çıkamamış mescide, evde kılmış namazlarını. Diyorlar ya Resulullah cemaat toplanıyor mescitte namazı kim kıldırsın? Efendimiz Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ya Resulallah Ebu Bekir yani babam yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz, ağlar. Hem sizin hasta olduğunuzu hatırlar, sizin namaza çıkamadığınızı, onun, sizin yerinize onun imam olduğunu düşününce tabii ki haliyle ağlar. Yufka yürekli birisidir, başka birisi emretseniz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın buyurdu. Burada demek ki dikkatimizi çeken nokta Hz. Ebu Bekir'in yufka olup Allah için namazda Kur'an okurken ağlaması. Bu hadisin devamı var tabii ki. E, bu kadarını almış bu bölümde bu kadarı e, bu kısmı bizi ilgilendirdiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceki hastalığı esnasında cemaate kimin namaz kıldıracağı mesele olmuştur. Bazı rivayetlere göre bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bazılarına göre de ezanın okunduğu hatta kavmetin getirildiği bildirilmek suretiyle namazı kimin kıldıracağının sorulması üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu imam olmasını istemiştir. Onun için zaten Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Peygamberimiz diyor son günlerinde dini, din işlerimizde Hazreti Ebu e güvendi ve din işlerimizi ona emanet etti. Biz de diyor madem bu kadar güvenilir bir insan din işleri ona emanet etti, Biz de diyor dünya işlerimizi ona emanet ettik. Halifeliği ona verdik diyor. Yani baştan biraz kırılsa da beni haberdar etmediğinizde sonra da beyat ediyor ve bunu söylüyor. Hakikaten e, din işlerinde kendisine güvenilen bir insana dünya işlerinde güvenilmez mi? Güvenilir. E, onu ifade ediyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Hz. Ayşe'nin babası Hz. Ebubekir'in imam olmasına karşı çıkması yine kendisinden nakledilen beyanlara göre aslında henüz peygamber efendimiz hayattayken onun yerine geçecek olan kimseye insanların iyi gözle bakmayacakları hatta uğursuz sayabilecekleri gibi tahminlerine dayanıyordu. Şimdi diyor peygamberimizin yerine peygamberimiz çok sevilen bir insan onun yerine kim gelse onun yerini doldurması mümkün değil. O zaman insanlar ona hakir e, gözle bakacaklar sevmeyecekler, onu uğursuz görecekler yani efendimiz gibi mübarek bir insan gitti de yerine bu geldi diye Babam böyle bir duruma düşmesin diye Hazreti Ayşe validemiz başkasının geçmesini istiyor ama bunu açıktan söylemiyor da başka bir sebep ileri sürüyor. O sebep de doğru. Hazreti Ayşe validemizin böyle çok ince sözleri şeylere vardır, yönlendirmeleri vardır. Başka olaylarda da ama asla yalan değildir bunlar. Fakat o gerçek gerekçe olarak Peygamber Hazreti Ebubekir'in herkesçe bilinen yufka yürekliliğini, okuduğu Kur'an'ı ağlamaktan cemaate duyuramacağını ileri sürüyor, İmamlıktan affedilmesini istiyordu. Tabiatıyla hadise Hz. Ayşe'nin istediği şekilde sonuçlanmadı. Resulullah Efendimiz'in ısrarlı emirleri sonucu Hz. Bekir cemaate imam oldu. Tabii ki Efendimiz de bilerek bir şey emrediyor. Kendisinden sonra halife olmasını istediği için Hz. Bekir ona imamlığı veriyor. Hazreti Bekir cemaate imam oldu ve rivayetlere göre 12 vakit namaz kıldırdı. 12 vakit yani 2 gün tam sonra 3. günde 2 vakit efendimiz hayattayken. Sonra da halife olarak namazları kıldırmaya devam etti. Efendimiz vefat edince de artık zaten asli vazifesi olarak namaz camide imamlık yapmak, Ulu Cami'de eee imamlık yapmak devlet başkanının hakkıdır, görevidir, vazifesidir. Eğer çok meşgulse vekil tayin eder. Başkasına e, vekaleten namazı kıldırabilir. Hazreti Bekir bu şekilde namazları kıldırmaya devam ediyor. Hadisede Hazreti Ayşe'nin ileri sürdüğü gerekçe önem arz etmektedir. Hadisin burada zikredilmesinin sebebi de bu gerekçedir. Bizi buraya rivayetin bu yönü ilgilendirmektedir. Bizi burada rivayetin bu yönü ağlaması yönü ilgilendirmektedir. Müellif İmam Nevevi Allah korkusuyla ağlamanın faziletine dair açtığı konuya yukarıdan beri sıraladığı sahabileri örnek göstermektedir. Bu defa da Hz. Bekir'in bu meziyetini dikkatlerimize sunmaktadır. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a senin makamına gelince ağlamaktan sesini cemaate duyuramaz derken bu durumun Peygamber Efendimiz'in vefatına işaret olduğu bilinci ve ayrılık zamanının iyice yaklaştığı kanaatiyle Hz. Bekir'in ağlamaktan kendini alamayacağını da hatırlatmış oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en hususi anlamda refakat etmiş olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için ve tabii diğer sahabiler için onu kaybetmenin elem ve üzüntüsünü duymamak, onun yokluğunu ağlamamak diye bir şey düşünemezdi. Onlar her zaman olduğu gibi bu hadisede de son derece olgun ve seviyeli bir insani davranış sergilemişlerdir. Bu hadisten öğrendiklerimiz nelerdir? 1. Peygamberler de diğer insanlar gibi hastalanır, bazı sıkıntı ve musibetlere uğrarlar. Onların bu hali diğer insanlara teselli vesilesi olur. İki Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber tarafından ısrarla ashab-ı imam tayin edilmiş, onların önüne geçirilmiştir. 3- Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh yufka yürekli bir kimsedir. Merhametli, şefkatli bir kimsedir.